Simülasyon Türk'e hoş geldiniz arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2 için yeni bir Ford Cargo modu yayımlandı. Diğer Ford Cargo modlarında olduğu gibi bunun da Sero Kaptan hazırlamış. Bayağı gördüğünüz gibi modifikasyonlu bir araç. Şu an Rusya'dayım arkadaşlar. Kabin aksesuarları desteği var. Selçuk abinin paketinden birkaç tane aksesuar falan eklemiş böyle sabit olarak. Biraz garip durmuş. Kabinde değişiklik yapmış ama hani ben beğenmedim ya. Şey, şimdi bu dekorasyonu yapınca burada biraz sırıtmış. Bayağı bir şey yazmış kasaya masaya. Onun dışında Michelin sembolü. Kamyonda şu an sigara yüklü arkadaşlar. Açık kasa kamyonda sigara yüklü şu an. Video açıklamasından modu indirebileceksiniz. Elle farlar eklemiş de bir dakika şöyle bir deneyelim. Yanmıyor zaten onlar da, yani yansı zaten açık olacak filan. Sonra başka farları test edeyim şöyle. Işıklar filan var zaten kamyonun üzerinde. Yanıyor şu gördüğünüz gibi ama çok fazla parlama var. Bunun dışında kabin ışığı var. Şöyle içeriden göstereyim. Kabin ışığı yanıyor kırmızı. Sinyal sesleri silecekler şöyle. Şöyle Rusya'da bir dolaşalım. Hem bu son gelişmelerden bahsederiz. Hem de modu kullanırız. Tekerlekler 8 çiziyor bu arada. Şöyle göstereyim. Bildiğin 8 çiziyorlar. Arkadaşlar arada takılabilir. Mod hani dediğimiz gibi çok hala iyi seviyede değil. Şimdi çok yakında 1.23 güncellemesiyle Steam atölyesi gelecek arkadaşlar. Birçok şey değişecek. Modlar artık orada paylaşılmaya başlanacak. Geçiş dönemi hani 2-3 ay sürebilir tamamen entegre olması insanların bu platforma. Ya bu sırada tabii hem Steam atölyesinde paylaşılır modlar hem normal olarak paylaşılır. Ama kolaylık görüldüğünden, çok kolay bir sistem olduğundan, faydalı, yararlı bir sistem olduğuna herkes anladığında tabii ki de Steam atölyesini tercih edecek. Çünkü tek bir tıkla abone oluyorsunuz moda, mod iniyor ve oyunda görünüyor arkadaşlar. Mod yöneticisinden aktifleştirebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. O nedenle Steam atölyesi çok şeyi değiştirecek, modlamayı da değiştirecek. Direkt orada yapımcı zaten kendi modunu paylaşıyor. Güncelleme mi çıkacak moda? Güncelleniyor. Neler değiştiğini yazabiliyor. Her şeyini yazabiliyor. Şöyle bir sıkıntı var. Sharmos'ta hani artık o tür sitelerde paylaşım yapılmayacak. O yüzden mod yapanlar hani gelir kaybına uğrayacak. Çünkü Steam'de kazanamıyorsunuz. Ücretli olarak satamıyorsunuz. Tabii diğer yollardan ücretli olarak mod satışı yapılabiliyor da normalde yapılmıyor biliyorsunuz. Hani Steam'de öyle bir destek yok. Hatta getirilecekti. Skyrim modlarında falan başlatılmıştı. Sonra tekrar kaldırıldı ama bu özellik böyle bu tür oyunların daha da böyle yaygınlaşmasıyla, katılmasıyla bu platforma artacak. Hani ve ücretli mod satışı belki Steam'de de olabilir de işte istismar edilir. Sıkıntı orada. Her neyse onlar bizim konumuz değil. Ayna biraz bazen geç gelebilir, takılabilir. Zar tabii ki de oynuyor ama o normal aksesuar olduğu için CD animasyonu değil. Maşallah yazısı var önde. Şöyle bozuk Rusya'nın bozuk yolları arkadaşlar. O yüzden burayı tercih ettim. Hani şimdi bu kamyonun gittiği yollara bakarsak filan Rusya haritası daha iyi olur dedim. Video açıklamasından hem Rusya haritasını hem de bu Ford Cargo modunu indirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle solda ve dayı bekliyor. Biz de yolumuza devam ediyoruz ya. Kamera açısı böyle. Egzozdan duman çıkıyor. Sürekli çıkıyor tabi. Onun dışında sınırsız tekerlek özelleştirmesi geliyor. Tekerlek göbeği işte. Sonra ne vardı ya? Subwoofer falan. Onlar
ekleniyor. Michelin Fun Pack gelecek de o ücretli bir DLC olacak. Satın alacaksınız yani de. Ya şöyle bir şey olmasını bekliyoruz hani. Fun Pack deyince hani şimdi topluluk tarafına yapılan modlar anlamına geliyor. Ya çıktığında göreceğiz zaten. Onun dışında ne var? Sınırsız tekerlek özelleştirmesi. Ya Türkiye skin paketi var şimdi zaten, onu biliyorsunuz. O çok yakında çıkacak işte 1.23 güncellemesiyle. Bu hafta değil, ondan sonraki yani önümüzdeki hafta muhtemelen arkadaşlar açık beta başlar. Yani bu ay kesin olarak açık beta başlayacak. Testler sürüyor zaten, çeviriler falan gönderilmiş hatta. Onlar çevriliyor Türkçe'ye. Onun dışında American Truck Simulator Arizona DLC paketi gelecek. Yeni bir çekici bekleniyor. Ama da tabi sınırsız tekerlek özelleştirmesi var. World of Trucks online işlerin American Truck Simulator'da online olması diyor, aktif olması söz konusu olabilir. Bu güncellemede onun için 1.2 güncellemesi pardon. Ona da tabi Steam Atölye desteği gelecek. Ya bayağı bu ay bu güncellemeler çıktığında bayağı hani bildiğiniz dolu dolu bir hafta geçireceksiniz. Oyunla ilgili bir sürü içerik üretilecek. Sürekli ETS, 2 ATS falan göreceksiniz. Türkiye skin paketini tekrardan belirtelim. Ülke skin paketleri arkadaşlar 2 TL'den satılıyor. Türkiye skin paketi de öyle olacak. Bir sürü güzel özellik var duyurulmayan. Çıkana kadar işte bu açık beta başlayana kadar her hafta bir özelliği duyuruyorlar, bir şeyden yeni bir görüntü bilgi paylaşıyorlar. Çavuş geliyor ha. Çok hızlı gidiyoruz. Ha bu arada ben de bugün perşembe günü değil mi? Bugün perşembe, aynen yarın akşam umarım yetişir. Eurocoach Simulator'ı daha önce bir videoda aktarmıştık hani ne olur nasıl olur diye de o çok kötü olmuştu hani ses bakımından. Onun için bir bilgilendirme videosu hazırlıyoruz arkadaşlar. Çok kısa bir şey olacak hani ne zaman duyuruldu işte nedir nasıl olacak. Resmi açıklamalara dayanarak böyle bir video hazırlayacağız. Bilmeyenler hani öğrensin nasıl bir şey olduğunu. Henüz çıkış tarihi tabii ki de duyurulmadı. Bitmedi çünkü oyun. Hani en son bilgi şuydu. Lisans problemi vardı. İşte lisans almaya çalışıyorlardı her zamanki gibi. Her zaman böyle bir problemleri oluyor. MAN firması kesinlikle lisans vermiştir zaten, ona eminiz ama Skyline otobüsleri Touring HD vardı mesela ilk tanıtıldığında. Daha son Setra çift katlı bir otobüs gösterilmişti. İşte bunların lisanslamasında muhtemelen problemler çıktı. Ve Skyline vermiştir de ya şeyini bilemem. Setra markasını. Mercedes-Benz yeni Travego'da tanıtıldı biliyorsunuz arkadaşlar. Belki hani Travego böyle gelse ya oyuna çıktığında ECS'ye. Eski Travego yerine yeni Travego olsa çok güzel olabilirdi değil mi? Yine modlaması gelir de hani güzel bir şey olmalı. Yani böyle yarım yamalak bir Travego modunu kimse kullanmak istemez. Birebir orijinal modeli arkadaşlar. Her şeyli güzel bir mod olursa çok yani tadından yenmez ya o mod.
Ya belki daha ne ETS2'ye gelir ha? ECS'ye çıkana kadar. Sonuçta Travego tanıtıldı. İşte önümüzdeki aylarda firmalara teslim edilecekmiş. Yollarda göreceğiz yani. Belki bineriz. Arkadaşlar Fenbus Simulator da var biliyorsunuz. Ya şu an oyundaki yol tasarımını sürekli paylaşıyorlar. Hani gökyüzünü falan yansımalarını paylaşıyorlar. Ya o oyun umarım sıkıntısız olur hani böyle optimizasyonu falan. Yani şu an hani ciddi rakip dersek ne, ETS2'ye onu gösterebiliriz. Fenbus Simulator'ı gösterebiliriz. Gerçekten oyun çok güzel olacağı benziyor. Hani TML ekibini zaten biliyorsunuz. Daha önceki yaptığı oyunlardan. Unreal Engine 4 ile geliştirildiği için ve artık hani bazı şeylerin değiştiğini gösteriyorlar, söylüyorlar. Yani harika bir oyun olacak. Belki Fenbus Simulator'da ilk, yani tabii bu oyundan sonra daha farklı bir, daha geniş bir otobüs simülasyonu çıkaracaklar. Çoğu özellik mesela sonraki otobüs simülasyonu için geliştiriliyor. Ama bu Fernbus Simulator, Mainfernbus Flixbus isimli bir Alman otobüs firmasıyla birlikte ortak bir şekilde çıkartılıyor. Otobüslerde onların skini olacak işte şoförün üzerinde falan. O yüzden bazı şeyler sınırlı. Tabi hemen de çıkacak işte 2016'nın ikinci çeyreği olarak belirtiliyor. Bu ne oluyor? Yani Nisan, Mayıs, Haziran dönemini işaret ediyor. Şu an haritayı birleştirmekle uğraşıyorlar galiba. Yani son şeyleri mi yapıyorlar artık bilmiyoruz. Sürekli görüntü paylaşıyorlar. Video bekliyoruz artık. Videonun gelmesi gerekiyor. Çünkü fotoğraftan gına geldi ya. Video gelmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde, hatta bugün paylaşılması gerekiyor. Geliştirici günlüğünün yeni videosu. Ya oynanış videosu lazım bize. Yani bitmiş hali böyle. Oyun içi bir görüntü paylaşılmış zaten de. Yani bitmiş hali böyle bir kullansınlar falan görelim oyunu merak ediyoruz. Nasıl tepki gösteriyor. Ben bayağı düz gidiyorum arkadaşlar yollarda. Ya her gün hani ETS2 oynamıyorum. Her gün ATS oynamıyorum ya da başka bir oyun oynamıyorum. Hani zıpırt hani saçma sapan videolarla hani sürekli şey yapalım. Olmaz. Böyle tadını çıkararak oynayalım. Bir videoda son gelişmeleri aktaralım. ETS2 oynuyoruz ama Fenbass'tan konuşuyoruz. Sonra başka bir oyuna dalıyoruz. Mesela birazdan Farming Simulator 15 için Allmirth DLC paketi çıkacak. Onu alacağız. Onu oynayıp test ettikten sonra videosunu çekeceğim. O da gece yarısı falan yayınlanır arkadaşlar. Bayağı abartıldı o paket. Yani yeni sürüş özellikleri olduğundan o araçlarda. Bayağı tanıtıldı, abartıldı. O ne lan? Bir dakika. A, tavuk. Güzel güzel. Ya Rusya haritasında böyle sürprizler olabilir. Zaten modelleri görürsün. Yollarda bir sürü sağda solda arabalar var. Rus arabaları var. Kamyonlar var. İnsan animasyonları falan var. Çok güzel oluyor. Yine orada tavuk mu vardı? Evet. Güzel. Ya bir kamyon simülasyonu değil artık bir hani açık dünya oynanışa sahip bir oyun gibi hani geliştirmeye başlandı bu oyunlar. Sonuçta gerçek yollarda gidiyorsunuz ve gerçeğin simüle edilmesi gerekiyor. İnsanlar hani gerçekte ne varsa onu görmek istiyorlar. Haliyle bu da GTA ile aynı seviyeye getiriyor böyle oyunları, simülasyonları. Farlarımızı açalım ya. Ya çok bu böyle biraz rahatsız ediyor ya bu görüntü. Değil mi? Biraz kırmızı böyle. Tren geçiyor arkadaşlar. Rus treni geçiyor bu arada. Yani onu da belirtelim yani Rus treni bu. Ya kamera açısı çok bozuyor benim şeyimi ya dikkatimi böyle biraz kötü duruyor. Hani fotoğraf çekmek için falan hani böyle iyi yapılmış ama Brezilya modlarında böyle vardır. Bu da Brezilya modu olduğundan.
yiyecek falan koydum, evrak koydum. Islak mendil koydum. Cüzdanımı koydum falan. Bu şekilde yaptık. Aracı Ford galerisinden alabiliyorsunuz. Yani Ford galerisi var. Zaten çevrim içi galerilere baktığınızda direkt logo falan çıkacak. Hatta yükleme ekranlarında bu modun fotoğrafları çıkıyor. Güzel fotoğraflar çıkıyor. Diğer modların da fotoğrafları çıkıyor. Modda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz ama onu söyleyelim. Oyundan atmalar falan yaşanabilir arkadaşlar. Başka modlar etkileyebilir falan. Yani normal, bunlar bilindik şeyler. Yani zoom çalışmıyor şu an bak. Yakınlaştıramıyorum bile, uzaklaştıramıyorum falan bunu. Böyle bir sıkıntısı var. Şimdi yük de alamadığınız için böyle araçları biraz sıkıntı oluyor. Yani açıkçası kullanıp bırakıyorsunuz. Bir yer bulsam yanaşıp bırakacağım da, hatta burası olabilir mi? Çiftlik var burada mı? Şöyle haritayı bir yapalım. Ne varmış ileride? Ha tamam, Gomel'de arkadaşlar, bırakalım oyunu. Bir yere park edelim orada. Tır parkı falan varsa, kamyon parkı. Orada bitirelim, siz devam edin. FPS de bu arada ayva yemiş durumda. 20 mi? Aynen 20 FPS'de oynuyorum arkadaşlar. Ya Shadow of Play şu an Nvidia bir güncelleme yayınladı ya, biraz problemler falan oluştu. Ondan kaynaklı bir sıkıntı yaşıyorum şu an. Ondan kaynaklı bir sıkıntı var. Kayıt alırken mikrofonu falan görmüyor. Yine sapıttı yani. Trafikte otobüsler dolaşıyor çünkü bende CZK'in otobüs trafik paketi var arkadaşlar. O yüzden görebiliyorsunuz. Euroline skin'i vardı. Hatta zaten Eurocoach Simulator'ın ilk fotoğraflarında Euroline skin'i vardı üzerinde aracın. Fenbus Simulator mesela öyle bir anlaşmayla geliştiriliyor. ECS de belki öyle olabilirdi ama demek ki kabul etmediler artık. Çünkü oyun kaldırmaz ya şu anki ETS2 falan, hani tek bir skin'i, tek bir şeyi kaldırmaz. O yüzden olmaz yani o iş. Gölge problem olabilir. Zaten tekerlekler 8 çiziyor. Bazı kaplamalar kötü. Ya şimdi niye oluyor? Böyle tam bir model yok ortada. Çeviriyorlar, yok ya da başka bir şey yapıyorlar. Tam bir model olmayınca böyle hataların olması normal. Bir de Z mod kullandıkları için oluyor. Bu arada yine bir bilgi verelim. Steam atölyesiyle artık hani modlar dediğimiz gibi daha bir kontrollü olacak. Resmi bir kanaldan paylaşılacak filan. Artık herkesin işini ciddi yapması gerekiyor. Çünkü siz oraya oyunu kötü bir şekilde etkileyen bir mod paylaştığınızda bir sürü kötü yorum görebilirsiniz. Zmod programı yetersiz artık. Kasıyor, atıyor zaten. Biliyor, bir yapanlar bilir. SCS'nin Blender eklentisi kullanmanız gerekiyor artık. Bir şekilde herkesin öğrenmesi gerekiyor. Yapan
yapmayan, yeni başlayacaklar, yani başlayacaklar SCS'nin Blender eklentisinde yapmayı öğrenmek zorunda. Çünkü birebir oyunu entegre ve hani oyun için yapılmış bir eklenti. Saçma sapan hatalarla uğraşmazsınız ve kaliteli bir mod çıkar ortaya. Yani Zmod devri artık bitiyor. Onu belirtelim. Güncellemeler çıktığında zaten yine inceleme videoları olacak. İki oyun için de arkadaşlar büyük bir güncelleme olacak. Yani duyurulmayan birçok özellik var, açıklanmayan. Çok güzel özellikler var yani. Çünkü biliyorsun uzun zamandır demeyelim de yani 1.22 çıktı işte, kaldı böyle. Yani birkaç güncelleme geldi arada. Şimdi 1.23 gelecek, büyük bir güncelleme olacak ve Steam Authority zaten en önemli özelliği. Tabii bizim için en önemli özellik Türkiye Steam paketin gelmesidir. O ayrı bir konu zaten. Renault Range'de ve Fransa daha sonra çıkacak arkadaşlar. Şimdi zaten onun bir duyurusu falan yapılmadı. Yine önümüzdeki günlerde Fransa paketiyle ilgili yani görüntü falan gelir zaten. Bunları biliyorsunuz. Ve bir bildirim daha geldi, lanet olsun. Her neyse arkadaşlar, ben burada bir videoyu bitireyim. Bir sonraki videoda, Euro Truck Simulator 2 videosunda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.